gideceğim ya vallahi. Bittim ben, bittim. Yetişmeyecek. Ay kızım ya, bir sakin. Allah Allah, bir gün öleceksin şu özgüven yetmezliğinden. Ya ne yapayım Şebnem, akşama kadar 300 poğaça imkansız. Bak canım, Şebnem Gülsoy'un her zaman söylediği gibi, imkansız hallolur, mucize biraz zaman alır. O yüzden... Hadi bakalım, işe koyuluyoruz kızlar. Çok özledim. Yani canım, özlem dediğim bir uçak bileti kifayetsizliği. Ama gelirken midye ile boyoz getir mutlaka. Şebnem, ben İzmir'e geldim artık. Temelli geldim. Ama midye ile boyozu hemen yollarım. Canım, geldikleri gibi giderler sözünün hastasıyız ama... ...gittiğin gibi gelirsin, 10 numara bir laftır. O yüzden öpüyorum canım. Kendine iyi bak. Bye, Murch, keep. Merhabalar. Hoş geldin. Yani açım her şey için çok teşekkür ederim. Bak, bu da senin. Bu ne abi? Poğaçaların parası. Bir yanlışlık olmasın? Bu para çok fazla, alt tarafı poğaça. Ne yazık ki senin yaptıkların için alt tarafı poğaça diyemiyoruz. Şebnem, görüyor musun? Yavaş yavaş para biriktirmeye başladık. Köpek gezdirmeye, çocuk bakıcılığı. Başladık. Başladın desek daha doğru olur. Ben yine etkisiz elemanım. Aa, daha neler? Sen olmasan ben ne yapardım ya? Bugün bana o kadar yardım ettin. Rüyaya sen baktın. Yok yok. Vallahi ben hiçbir işe yaramıyorum. Ben resmen Türkçe dublajca kuru gürültü Şebnem Gürsoy. Allah'ım, yani maşallah dediğim 3 gün yaşamıyor. Bastığım yerde ot bitmiyor. Bir bar taburesi üstünde Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştayım kainat. Ama karşıya geçecek param yok. Böyle ayakta bunalım olarak takılıyorum. Almira da gitti zaten. Her şey yoluna girecek. Ben gidiyorum. Çünkü Sena Sultan beni her an ölüm listesine ekleyebilir. Tamam. Öpünüzü öpüyorum. Hadi görüşürüz. Allah. Ya Müfit abi, şu yerlere bir şey yap Allah aşkına. Kayıyor ya. Kuzum. Güzelliğin ham maddesi, şirinliğin efendisi. Bir şey söyleyeceğim ya. Erkeklerin hepsi böyledir zaten. Üye olmadan link göremezsin, bağlanmadan tanıyamazsın. Bu hep böyle. Bak şimdi, der ki senin için dünyayı yerinden oynatırım der. Hadi dersin, aman benim bel fıtığım var der. Hop, arazi olur. Hepsi yalancı bunların. Ha? Şebnem. Ben hiç iyi değilim. Biliyorum kuzum. Çok kötüyüm. Geçecek. Hepsi geçecek, tamam. Hadi canım, ah. Neymiş bu? Toparlanın biraz. İyice solu göz olduk. Dışarıda koskocaman bir parti var. Hah. Hah. Oh. Hadi bakalım. Gül bakayım birazcık. Gül bakayım. Ah. Evet, işte böyle. Teyzor. Hı. Bu sonbahar sert geçecek gibi sanki, ha? Baksana, kapımda Sebastian ordusu. Şebnem, artık sana şaşıramıyorum bile. Çıtayı o kadar yükselttin yani. Ay Milacığım ya. Ya burası bir ne bileyim,
Taziye evinde helva keyfi ya da ne bileyim cinnetis loading olmadı mı? Ya bu doğum günü partisi ya. Birazcık yükseltelim değil mi ya? Hadi bakalım gelin. Sevgili davetliler. Bugün burada toplanmamızın sebebi canımızın ta içi. Zarafetin Everest'i, gönlümüzde VIP yeri olan kainatın doğum günüydü, öyle değil mi? O yüzden ben diyorum ki hep beraber bir tekrar kutlayalım. Kainata! Kaçak gelinlere. Sen beni şu kapıya kadar bırakıversen annem kızmasın. Tamam. Ne oluyor ya? Tamam, giriş gelişme, sonuç. Sonuç? Selfie teyzoş. Yine mi? Hadi gel gel. Yani bu kadar beş benzemez topluluk bir araya gelmişken bunu tarihe not olarak düşmeyelim mi lütfen? Gelin gelin. Kaçak gelinlerle kainatın doğum günüsü keyfi. Noktalı virgül parantez 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 parantez. Ay şunun bir boyuna bak, italik yine ya. Kaşlarda küçük Emrah. Kızım sen şu özgüven yetmezliğinden öleceksin bir gün ha. Biz bu İstanbul'un kapağını beraber açmadık mı? Arkasında tekrar deneyiniz yazıyor. Anlatabildim mi? Ya birkaç hafta. Baksan olmaz dönersin. Evet. Yani dönersen de bir daha beni göremezsin net. Peki tamam kalıyorum. Şebnem. Oh! Ya kızlar ben delireceğim ya. Ay ne oldu ki? Bu Selim var ya. Bayağı zenginmiş. Anne esi ya. Allah Allah. Bir gizem yaratmalar, bir şeyler, bir poz kesmeler falan. Yani bir Yeşilçam efekti, bir zengin emekçi pozları. Sanırsın Edison upgrade edilmiş hali. Ne? Saçma mı? Rüya nerede Şebnem? Aman be kainat, şu paniğini bir sessiz al rica edeceğim. Rüya gayet emin ellerde. Hatta o emin ellere yaşatacağı tahribatı gerçekten ama gerçekten çok merak etmekteyim. Bir şeyler. Saça post işte mi yok? Zafet abla kezban mısın sen ya? Merhaba. Merhaba. Amiye biraz konuşabilir miyiz ya? Hayır efendim konuşamazsınız. Pardon anlamadım niye? Şöyle anlatayım. Biz bundan böyle üç silahşörleriz. Doğru mudur? Doğrudur. Yani birimize yapılan dangozluğun hepimizi çok etkilediğini fark ettiğimizdendir ki bundan sonra biz kabine üyeleri olarak artık hiç ama hiç ayrılmıyoruz. Biz bundan sonra böylece bir kabineyiz, doğru mudur? Doğrudur. Biz bundan sonra artık Athos, Porthos, Aramis ve D'Artagnan olarak devam ediyoruz. Bize artık böl parçalı yönet sistemini dayatmaya çalışacak herkesi girecekleri yer için uygun bir it bulmaya davet ediyoruz ki o itin hangi bölgesi olduğu malumunuzdur. Güzel. Bu bakış açısı doğrultusunda buyurun. Bakın, Özgür hiç iyi değil. Hatta berbat durumda. Ya Almile'yi görmezse ölecek çocuk ya. Tamam, o zaman şöyle yapalım bak. Özgür bugün bizim üçümüze bir yemek hazırlasın. Ama o yemekte mide spazmı geçirici, kalp bükücü, nefes darlığı yaratıcı, cilt cilt sorulara kendini de hazırlasın. Okey? Okey. Tamam siz görüşün de çocuk her şeye razı. Thank you.
yıpratabildiğimiz kadar yıpratacağız. Kabinede tek bir çatlak ses istemiyorum kızlar. Anlaşıldı mı? Birimiz hepimiz. Hepimiz birimiz için. Evet kızlar. Beğendiniz mi soframı? Tam bir fiyasko. Sofra düzeni sıfır. Sunum rezalet. Ayrıca bıçaklar yanlış yöne bakıyor. Çok yeteneksizsin, keşke ölsen. Masa örtüsü lekeli. Hayır değil. Ya nasıl lekeli olur? Ben kontrol ettim, öyle bir şey yok. Nasıl yok ya? Bayağı lekeli işte. Tamam, ben yenisini getireyim. Alo. Nedir durum? Kardeşim bu nedir ya? Cehennemden bir tık daha serin ortam. Vallahi burnumdan getiriyorlar ha. Aman diyeyim abi. Diren Özgür. Biliyorum abi. Bu daha başlangıç. Merak etme sen. Direnmeye devam. Tamam tamam. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz abi. Afiyet olsun. Şu gereksiz zarafeti bırakıp esas konuya dönelim diyorum. Kainat. Evet kuzum. Esas konu? Sağlam. Özgür sağlam. Anlat bakalım, kimsin sen? Derhal özet geç, derhal. Özgür gerçek adın mı? Evet, yani evet. İspatla. Hayda. Bekarmış. Ya. Ne oluyor be sana, ne oluyor? O nasıl bir bakış öyle? Sıfırış Özgür. Sahte prens. Bak, farkındaysan iyi bari dedim. Olumlu bir şey söyledim. Keyfini çıkar bence. Çünkü sınav daha yeni başlıyor. Tamam. Tamam. Ne istiyorsanız sorun. Buyurun. Evet, dinliyorum. Ne iş yapıyorsun? Ya aslında bir baharatçı dükkanım var. Ama ben küçüklüğümden beri bir restoran açmayı istiyorum. Yani... Lafı sündürme. Sadece sorularına cevap ver. Ailenle mi yaşıyorsun? Yok, ailem Bodrum'da yaşıyor. Çünkü bir... Ev kendinin mi, kira mı? Kendimin. Sigorta? Bağkur. Önceki ilişkilerin neden bitti? Araban var mı? Varsa ne model? Ya motor kullanıyorum biliyorsunuz. Motor. Bir kadından beklentilerin neler? Ya ne bileyim, öyle çok bir beklentim yok. Ya beni taşısın yeter. Ya ne diyorum ben? Allah Allah. İyice havaya girdim, şu hale bak. Atar mı yapıyorsun sen? Yok canım, estağfurullah. Ha? Kendine gel. Bu bardaktakini değiştir. Öyledir. İzlemek var şahane. Aynen, ye ye. Ye, gelmeden ye. Mersi. Sade değil mi?
Efendim Can. Şebnem. Şebnem ben şaşırdın mı? Özgür'ü soruyorsan eğer taze bitti ama elimde Made in İzmir. Bir doğa harikası. Tablo gibi bir kainat var. Vereyim mi? Olur. Şebnem kapat. Kapat. Tamam. Tamam be. Ama şu an hiç eğlenceli değilsin. Bir de Özgür'ü kaçak gelin şehrinden korumak için, tüyolar fısıldamak için aradıysan eğer o erkek ittifakınızı tekmelerim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam canım o zaman. Öptüm. Bye. Nerede kalmıştık? İçimde fallarınıza bakayım. Her şeye rağmen yine de güzel bir geceydi, değil mi? Ayrıca beni kırmayıp geldiğiniz için de teşekkür ederim. Ne sırıtıyorsun be öyle? İndirim günü mağazayı bir başına boşaltmış gibi. Sen daha bizim güven sınavımızı geçemedin. Sen daha barajı bile aşamadın. Sen bu kadar insanın güvenini kazanmak için Buda'yla yarışacak bir sabra sahip olmalısın. Anladın mı? Vallahi ben her şeye razıyım. Her şeye de hazırım. Onu baştan söyleyeyim de. Ayrıca bu saatte böyle tek başınıza da olmaz. Ben de sizinle geleyim. Ne olur ne olmaz. Gerek yok. Biz taksi çağırdık. Biz her gece bir şekilde sokakta kalıyoruz zaten. Hayatımızda o kadar çok ayı var ki. O yüzden İstanbul bizden korksun. Yürüyün kızlar. Vedalardan bir demek. Kere aradı. Yani en az 100 keredir mesaj attı. Yani aslında hepsi de çok romantik mesajlardı ama işte. Beklesin. Beklesin yani. Beklesin. Aa, kızlar rujum bitmiş. Ya size yemin ediyorum rujum bitmiş. Ben ne yapacağım şimdi? Param da yok. Ya gerçekten avamlıkta mümkün mertebeye ulaşmış durumdayım şu anda. Ya biriniz bir şeftali rengi ruj versenize. Ne? İkinizde de mi yok? Ya siz ne biçim kadınsınız ya? Vallahi benim hiç olmadı. Benim de bir tane pembe rengi rujum var ama onu da yükselenimin etkisine girdiğim zamanlarda kullanıyorum. Ya şahanesiniz ya. Gerçekten ikiniz de şahanesiniz. Ben şimdi ne yapacağım? Ya yemin ediyorum ter bastı bana telaştan ya. Yani ben nereden bulacağım şimdi ruju? Yani Semiha Sultan'ın makyaj malzemelerini el süreceğime mayını tarlada gez daha iyi. Ölüm riski daha az. Allah'ım ben ne yapacağım ya? Ben bugün avans aldım. Zaten hepinize de birer hediye alacaktım. Ben sana ruj almış olurum. Yok yok, benden al. Baksana poğaça işleri çok iyi gidiyor. Benden al sen. Şebnem? Ne oldu? Yok bir şey. Aslında var. Ben bu aralar bir şeyleri daha iyi anlamaya başladım. Birincisi, artık iki tane kız kardeşim var. İkincisi, ya ben bu hayatta gerçekten etkisiz elemanım ya. Ben bir ucun yanında mı? Yanımda. Memo. Kainat hayırdır? Bozuk paralar, şekerler, çikolatalar kapıya gelen çocuklar için. Yarın bayram ya. Al bu da senin bayram harçlığı. Sağ ol abla. Hadi gidelim. Mümkün.
Zülfit abicim. Yaşam destek ünitem. Acil çıkışım. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak biz dedik ki yani madem kainat bize gelemiyor biz kainata gidelim dedik. O yüzden bu gece senle kalsak ya senle benim teyzoşumdan canım Führer teyzemden izin alsan mesela. Ha lütfen. Yo. Ya bak şimdi ya Şebnemciğim sen beni seni yani sürekli kapıştırmak mı istiyorsun ya? Bundan zevk mi alıyorsun ya? Yapma Allah'ını seversen. Yani pardon da çok şükür sizin kapışmanız için kimseye ihtiyacınız yok. Ayrıca 1000 yıllık husumetinizin faturasını lütfen bizim masum gecemize kesmeyin. Lütfen. Yok olmaz. Lütfen. Yok. Hiç bakma öyle. Sökmez. Olmaz. Tamam. Efendim? Seniha, kızların ufak bir ricası vardı senden. Onun için aramıştım ben. Neymiş? Şey işte ya, bu gece bende kalmak istiyorlar da. Biz seninle ne konuşmuştuk Allah aşkına Müfit? Tamam. Konuştuk tabii de şey yani ben kıramadım onları işte. Söz bir daha olmayacak. Peki tamam. Ama bak sabah erkenden evde olacaklar. Yoksa sabah erkenden kapına dayanırım ona göre. Ona ne şüphe? Tamam. Oldu. Dedi o şeye 6 ay çıkamıyor dedi. Biz teyze hoşa bir korktuk. Ödümüzde 6 ay böyle mi duracaksın canım? Harika bir şey var. Ne yapıyorsunuz? Hadi kalkın yataklara gidin. Yarın bayram erken kalkacağız ya. Emredersiniz Madame Rottenmeier. Bir de dişlerimizi fırçalayalım istersen. Hayret bir şey. Gerçi deli her gün bayram da. Ya dalga geçme Şebnem. Ay dalga geçtiğim falan yok. Hazır bu bütün kızlar toplandık organizasyonu yakalamışken ben hayatta uyumam. Ha uyusam da uyanmam. Yani çünkü ben sabah uykusu sevenler dedim. Ne demişler? Şebnem'i 2 bayram arası uyandırırsan uğursuzluktur. Hadi gel ablacığım. İyi geceler. Dur sen nereye gidiyorsun? Otur da azıcık anlat. Ne yaptın İzmir'de? Bir şey yapmadım. Ne demek yapmadım? Ay sen de hiçbir şey anlatmıyorsun. Ne ketum çıktın ya? Hayır ben anlatıyorum. Siz dinlemiyorsunuz Şebnem. Ay nankörsün sen. Ben seni oradan buraya getirmek için ne dümenler çevirdim. Hayret bir şeysin ya. Öf, tamam. İyi kalk git kalk. Kalk hadi. Şebnem, hadi kalk sen de geç kalacağız hadi. Siz nereye geç kalacaksınız? Gidin ben yetişirim. Herkese günaydın. Ya. Almiracığım, sen şu yoganın, meditasyonun imitasyonunu yapıyor olmuyorsun sakın? Neden Şebnem? Ne demek neden ya? Yani ben bakıyorum o adamlara böyle Hindistan'da falan. Oturuyorlar böyle yıllarca duvara bakıyorlar. Ağaçların altından kalkmıyorlar. Senin bu kelebeksi ejderha halini ne yapacağız ya? Abi beni rahat bırak benim uykum var ya. Allah Allah beni uyandırıyorsun bir de. Hayret bir şey. Şebnem uyan. Bakın belki benim en sevdiğim mitoloji öyküsü 7 Uyanlar. Belki ben 7 Uyanların kıtmiriyim. Belki benim sanal alemde Nikim 7 Uyanlardan biri ya da kıtmir. Belki ben Nikim'in hakkını vermeye çalışıyorum. Beni niye rahat bırakmıyorsunuz siz? Allah Allah. Kim uyandı?
bayramlar kainat. İyi bayramlar Ege. Merhaba. Günaydın. Şebnem. Günaydın orta yaşlı kadınların en tatlı rüyası. Şebnem sen yapma bari. E biz arkadaştık hani. Arkadaş? Ay canım sen bu aralar edebiyata merak sardın galiba. Özellikle mübalağa sanatında yeni araçlar içerisindesin. Biz seninle ortak bir paydada kısa bir süreliğine işbirliği yapmıştık. O da kainatın doğum günüsü ve Almia'nın geri dönüşüydü değil mi? Şu anda iki yabancıyız, okey? Anladım Şebnem, anladım. Umarım sen de bir gün yanıldığını anlarsın. Güneş, ne kadar büyümüşsün. Genç kız olmuşsun resmen. Vallahi sen aynısın, hiç değişmemişsin. Evet, yani fiziksel olarak demek istedin değil mi canım? Şebnem, bugün bayram, kırmayalım birbirimizi. Kainat, bugün müsait olunca. Tamam Ege, ama başka zaman görüşürüz. Yani güneş geldi, hani gidene kadar onunla vakit geçireyim diyorum. Anladım. Peki, sonra görüşürüz. Ne yapışık oğlan ya, ne yapışık oğlan. Ay, 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 ay. Her günümüzü bayrama döndüren abilerin en duayenine iyi bayramlar. Gittiği yeri bayram yerine çeviren Şebnem Gülsün'e de iyi bayramlar. Rüfit abi, bak benim kardeşim Güneş İzmir'den geldi. Boyoz kokusu var burada. Aa, boyoz kokusu mu? Sende de ne burun varmış arkadaş? Labrador musun nesin ya? Boyoz. Hakikaten boyoz. Boyoz. Gel gel. Ya İzmir kokuyor, ev kokuyor bir daha. İyi bayramlar kızlar. Teyzor, nedir bu gerilim boyozun alameti farkası sırrı? Size bir sürprizimiz var. Aa! Baba! Yavrum, babacığım, babacığım. Kızlar bakın baba. Merhaba efendim, ben Almila, iyi bayramlar. İyi bayramlar Almila. Merhaba efendim, ben Kainat. Bu da kardeşim Güneş. Merhaba. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Elinizi öpeyim. Dur, dur! Tamam. Bir kere, son kere bayram diye. Tamam artık. Benim size başka bir sürprizim daha var. Bugün bayram ya hani. Şöyle güzel bir gün geçirelim stresten uzak. Adaya götüreceğim sizi. Enişte sen de gel. Ha yok, ben evde bir tane kadına tahammül edemiyorum. Bu kadar çok kadınla başa çıkamam doğrusu. Babişko. Ama akşama beraberiz. Tamam. Tamam. Ya ama teyzo sen de şu dünyanın 8. harikasısın ya. Hadi gidelim. Hadi. Durun. Hadi. Yine ne oldu? Şevketi Bostan. Bugün bayram. Bayram sabahı ailece güzel bir kahvaltı yapılır önce. Sonra çıkarız. Ben hemen hazırlıyorum. Hadi hazırla. Ben de yardım edeyim. Hadi siz biraz sohbet edin. Babanız. Ya bir şey söyleyeceğim ama kızmayın. Öyle hemen de olmaz demeyin, tamam mı? Ya, İzafet de bize gelse. Çok yalnız ya. Böyle acayip mutlu olur ha? İyi tamam, bayram ya onunla da tamam. Ama bak tek ve vazgeçilmez bir şartım var. O İzafet asla telefonun yanında getirmeyecek. Hiçbir fotoğrafı da sanal alemde paylaşmayacak, tamam mı? Tamam. Teyzoş, tahmin ettiğin üzere kızlar yukarı çıkıp dilek dilemek istiyorlar. Bu örgütlü topluluk manasız bir şekilde benim de gelmem konusunda ısrarcılar. Gerçi İzafet'in yıllardır biriktirdiği dilekleri hangi ağaca sığdırırız hiçbir fikrim yok ama... sana sorum şudur ki, sen de bizimle bu avam etkinliğe katılmak ister miydin? Ne bir dileğim ne de o yokuşu tırmanma isteğim var Şebnem. Size iyi eğlenceler. Anladım, sizi çok pesimist ve beklentisiz buldum. İyi günler diliyorum. Şebnem. Hadi iyi eğlenceler.